Teta'nın ölçüsü eksi 3 pi bölü 2 ile eksi pi arasında. Eksi 3 pi bölü 2'den büyük, eksi pi'den küçük. Ayrıca teta'nın sinüsünün 1 bölü 2 olduğunu da biliyoruz. Evet, bu bilgileri kullanarak teta'nın tanjantını bulabilir miyiz? Size bir de ipucu vereyim, Pisagor özdeşliğini kullanmamız gerekiyor. Yani sinüs kare teta artı kosinüs kare teta eşittir 1 özdeşliğini kullanacağız. Başka ipucuna ihtiyacınız yok. Evet, başlayalım. Önce Pisagor özdeşliğini yazalım. Sinüs kare teta artı kosinüs kare teta eşittir 1. Sinüs kare teta'nın ne olduğunu biliyoruz. Sinüs teta 1 bölü 2 olduğuna göre, sinüs kare teta için 1 bölü 2'nin karesini alacağız. Artı kosinüs kare teta eşittir 1. 1 bölü 4 artı kosinüs kare teta eşittir 1. Güzel. İki taraftan da 1 bölü 4 çıkarırsak, bu taraftaki 1 bölü 4'ler birbirini götürür ve kosinüs kare teta eşittir. Birden 1 bölü 4 çıkarsa da 3 bölü 4 kalır. Kosinüs kare teta 3 bölü 4'müş. Peki kosinüs teta nedir? Bunun karesini aldığımda 3 bölü 4 elde ediyorsam, kosinüs teta 3 bölü 4'ün pozitif ya da negatif karekökü olmalı. Hemen yazalım kosinüs teta eşittir, artı eksi, karekök içinde, 3 bölü 4. Bu da, artı eksi, karekök içinde 3, bölü 2 eşittir. Peki sizce hangisi artı karekök 3 bölü 2 mi, yoksa eksi karekök 3 bölü 2 mi? Bu arada kosinüs teta'ya neden ihtiyacımız olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Şöyle düşünelim, sinüs teta'yı ve kosinüs teta'yı biliyorsak, tanjant teta'yı bulabilir miyiz? Kesinlikle evet. Çünkü tanjant teta, sinüs teta bölü kosinüs teta eşittir. Şimdi birim çemberi çizelim ve hangi kosinüs teta değerini kullanmamız gerektiğine karar verelim. Burası y ekseni, bu da x ekseni. Birim çemberi de şöyle pembe ile çizeyim. Evet, pek güzel olmadı ama idare eder, değil mi? Evet, bakalım teta, Eksi 3 pi bölü 2'den büyükmüş. Peki, eksi 3 pi bölü 2 nerede? Bu eksi pi bölü 2, açınlaşınlarından biri bu. Pozitif x ekseni boyunca uzanıyor. Evet, burası eksi pi bölü 2 dedik. Bu eksi pi, teta eksi pi ile yani burasıyla eksi 3 pi bölü 2 arasındaydı. Eksi 3 pi bölü 2 de burası. Teta bu aralıkta yer alacak aşağı yukarı buralarda bir yerde olacak. Evet, bu teta. Peki sizce neden birim çemberi çizip teta'nın nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz? Çünkü kosinüs teta'nın pozitif mi yoksa negatif mi olduğuna karar vermeye çalışıyoruz. Teta ikinci çeyrekte yer aldığı için ve kosinüs açının birim çemberi kestiği noktanın x koordinatı olduğu için turuncuyla çiziyorum. Bu değer yani kosinüs teta negatif. O halde bu örnekteki teta için negatif olan kosinüs değerini kullanmamız gerekecek. Yani kosinüs teta eksi karekök içinde 3 bölü 2 olacak. Şahane, kosinüs teta'yı bulduk, sırada tanjant teta var. Ne demiştik? Tanjant teta, sinüs teta bölü kosinüs teta'dır. Sinüs teta 1 bölü 2 idi. Kosinüs teta'yı da az önce eksi karekök içinde 3 bölü 2 olarak bulmuştuk. Bu da, 1 bölü 2 çarpı, eksi karekök içinde 3 bölü 2'nin tersi, yani eksi 2 bölü karekök içinde 3 ile aynı şeydir. Bu işlemin sonucunda da ikiler birbirine götürecek ve geriye eksi 1 bölü karekök içinde 3 kalacak. Şahane! Ama bazıları paydada irrasyonel bir sayı görmekten hoşlanmaz. Belki siz de hoşlanmadınız. O zaman şöyle yapalım, hem payı hem de paydayı karekök içinde 3 ile çarpalım. Payda eksi karekök içinde 3, paydada ise 3 bulduk. Evet, teta'nın tanjantı eksi karekök içinde 3 üç, bölü 3'müş. Mantıklı değil mi? Bu açının tanjantı bu doğrunun ya da ışının eğimidir. Ve gördüğünüz gibi bu ışının eğimi de negatif.